Bugün sizlere YouTube kanalımızda kangal köpeğini kızdırdıktan sonra lahana bitkisinden, lahananın, beyaz lahananın faydalarından bahsedeceğiz. Ve gerçekten kangal köpeği bizi de korkuttu. Her neyse, lahananın faydalarına gelmekle birlikte bir C vitamini deposu olan, K vitamini deposu olan demir, magnezyum, çinko, fosfor gibi besin elementleri barındıran lahana zengin C vitamini sayesinde portakaldan daha kuvvetli C vitamini içermektedir. Hardalgiller familyasından olan lahana bitkisi kırmızı lahana, mor lahana gibi, beyaz lahana gibi, göbekli lahana gibi, turşuluk lahana gibi çeşitli lahana türleri vardır. C vitamini eksikliği genellikle depresyon hastalıklarına, dudak çatlamalarına, erken yaşlanmaya, diş eti kanamalarına benzeyen hastalıklara yol açmaktadır. Ve C vitamini eksikliğinden dolayı bu hastalıkların görünme olasılığı daha yüksek olmaktadır. Lahana portakaldan sonra en çok C vitamini içeren besin maddesi olmakla birlikte zengin vitamin ve minerallerden dolayı zayıflanma ve kilo vermede de faydalı olan lahana bitkisi diş eti hastalıklarında, cilt hastalıklarında, erken yaşlanmada, mide hastalıklarında faydalar olmaktadır. Gastrit, ülser, refli gibi mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılan lahana bitkisi göz sağlığı için çok faydalı olmaktadır. Kanser hastalıklarına yakalanma oranında da minimum düzeyde azaltan lahana bitkisi kanserden de korumakla birlikte vücudun DNA'sını, hücrelerini tamir ederek kanserli hücrelerin oluşmasını engellemektedir. Güçlü bir bağışıklık sistemi kuvvetlendirici olan lahana bitkisi ağır hastalıklara karşı bizleri korumakla birlikte başta depresyon, kanser hastalıkları, iskorbit hastalıkları gibi, sindirim sistemi gibi hastalıklara karşı da faydalı olmaktadır. Yine lahana bitkisi cilt hastalıklarında, çıban, apse tedavisinde, küçük çaplı yaralanmalarda, sivilce ve akne tedavisinde, lapası yapılarak da sinirli ot gibi kullanılabilmektedir. Sofralarımızda vazgeçilmez bir besin değeri olan lahana bitkimizi ayrıca yaprak sarması gibi kış aylarında bayanların bu kısır, batırık gibi opsiyonlarında çok faydalı olmaktadır. Ve ayrıca lahananın bu taze yapraklarda bir gövdesi, dallarda bir salatalığı andırır, çıtır çıtır bir lezzet olmakla birlikte çok lezzetli olmaktadır. Doğal vitaminler, proteinler içeren lahana bitkisi hipertansiyona karşı da vücudu tansiyon dengesini dengeleyerek tansiyon düşürücü, dengeleyici özelliği olmaktadır ve kan temizleyici de özelliği olan lahana bitkisi vücuttaki toksinleri temizlemekle birlikte kötü kolesterol gibi rahatsızlıkların da oluşmasını önlemektedir. Ve bu şifalı bitki lahana bugün bu önemli faydalarından birkaçını saymakla birlikte bu lahanayı hem de sizlere canlı olarak videosunu göstermek istedik. Ve ayrıca sofralarımıza gelen o turşuluk turp, kırmızı turp, beyaz turp gibi turp giller familyasından olan turp bitkisinden bahsedeceğiz. Ve turp bitkisi de böyle hardal giller familyasından, turp giller familyasından olmakla birlikte yaprakları bu şekildedir. Ve kökleri bu şekilde olmaktadır. Bu turşuluk bir turp olmaktadır. Turp sindirim sistemi hastalıklarına son derece faydalı olan, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara son derece faydalı olan, bağışıklık sistemini güçlendiren bir şifalı bitkidir. İşte gördüğümüz gibi turp ve lahana.